Sevgili seyirciler, yeni bir 5'li 1 kamp programına hoş geldiniz. Bugün de Türkiye'nin dünyaya açılan penceresinde sizleri Doğu Akdeniz'den başlayacağız ve Amerika'daki ırkçılık tartışmalarına kadar uzun bir yolculuğa çıkartacağız. Şu anda sadece Türkiye'nin, Avrupa Birliği'nin, Güney Kıbrıs'ın ya da Yunanistan'ın gözü Akdeniz'de değil, bütün dünyanın gözü neredeyse Akdeniz'e çevrilmiş durumda. Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim ise her geçen gün büyüyor. Son olarak NATO Genel Sekreteri her iki ülkeyi de bir NATO üyesi olarak masanın başına gelip oturmaya ve diyalogla sorunları çözmeye davet etti. Davet etti etmesine ama karşılıklı NAVTEX ilanları ve karşılıklı tatbikatlar, gaz aramaları da devam ediyor. Eller tetikte, angajman kuralları devrede. Yarın bir gün umulmadık bir anda bir çatışma olasılığından bahsediliyor. İşte böyle bir ortamda Amerika Birleşik Devletleri uzun süredir Kıbrıs Rum kesimine uyguladığı silah ambargosunu da aşamalı olarak kaldıracağını söyledi. Bu da yetmezmiş gibi Fransa uçak gemisi Charles de Gaulle'ü Akdeniz'e yönlendirdi. Anlayacağınız şu anda yeni bir düzen kuruluyor. Üstelik bu düzen silahların gölgesinde, tanklar olmasa da gemilerin, uçakların gölgesinde kuruluyor. Peki bu kurulan düzen önümüzdeki günlerde bir çatışmaya evrilir mi? Bunu emekli bir askere, Ahmet Zeki Üçoğa soralım istiyorum ilk olarak. Ahmet Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Siz Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir çatışma endişesi yaşıyor musunuz? Şimdi tabii denklemin ne olduğuna bakmak lazım öncelikle. Biliyorsunuz bizim hava, kara, deniz kuvvetlerimizin pozisyonlarıyla Yunanistan'ı değerlendirdiğimizde bizim hava kuvvetleri komutanlığı olarak, yani muharip uçak olarak biraz üstünlüğümüz görünüyor. Bunun yanı sıra AVAX'larımızın olması ve bu AVAX'ların da elektronik donanımların Yunanistan'dakinden çok üstün olması nedeniyle bunu bir avantaj görüyorum. Niye bir avantaj? Çünkü AVAX'lar, belki birçok insan bilmiyor olabilir, elektronik tespit yapan, havadan ve yerdeki bütün hedefleri bir harita üzerinde birebir gösteren bir şey. Yani şöyle düşünün, Yunanistan'ın hangi adasında hangi uçağı var? Hangi adasında veya toprağında hangi radarı var? Hangi füzesi nereye konuşlanmış? Bütün bunları bu AVAX uçaklarımızda tespit ederiz ki bu da bize bir savaş durumunda hangi hedefleri vurmamız gerektiğini son durum itibariyle çok net gösterdiği için bizim açımızdan büyük avantaj. Yine bizim tanker uçağımız var, Yunanistan'da yok. Bizim İHA'larımız, SİHA'larımız var ki biz bunları kendimiz üretiyoruz, teknolojisini biz yapıyoruz, yazılımlarını biz yapıyoruz. Bu büyük bir avantaj. Yunanistan'ın böyle bir üretimi yok. Diğer yandan hava savunma olarak işte en son aldığımız S-400 ile beraber hava savunmada da dengeyi sağlamış pozisyondayız. Bu nedenle hava kuvvetleri açısından bir üstünlüğümüz olduğu açıktır. Deniz kuvvetleri açısından hem coğrafi üstünlüğümüz var, hem adaların bize çok yakın olması nedeniyle buradaki müdahalelerimizin bizim lehimize olduğunu, yani en kısa zamanda bu zaten uluslararası anlaşmalara göre gayri askeri statüde olan bu adaların silahlandırıldığını ve bunlarla ilgili de çok seri müdahale edebileceğimizi değerlendiriyorum. Zaten kara kuvvetleri konusunda ise hiç buna girmeye bile gerek yok. Hava kuvvetleri, kara kuvvetlerimizin Yunanistan'a karşı ezici bir üstünlüğü var. Dolayısıyla herhangi bir savaş durumunda bütün değerlerin bizim lehimize olduğunu çok açıkça söyleyebiliriz. Tabii bunu sadece biz bilmiyoruz. Yunanlar da bildiği için özellikle Fransa ile birlikte bu eksikliğini kapatmak amacıyla önce hava kuvvetlerini güçlendirmek için Rafael uçaklarının alımı, arkasından da yine denizlerde yeni fırkateynler alma, Fransa ile bir anlaşmalar yapıldı. Fakat her halükarda bir filonun veyahut da bir uçak alınımının veyahut da bir gemi alınımının bir artık savaşabilir hale gelmesi minimum 1-1,5 yıl süren bir süreçtir. Dolayısıyla bu süreç içerisinde, yani önümüzdeki 1-1,5 yıl içerisinde bu açığın Yunanistan tarafından kapatılması mümkün değil. Ama şöyle düşünülebilir. Biz şimdi F-16'lar biliyorsunuz bütün dünyada belirli hava savunma uçakları, işte ne diyeyim, F-104'ler vardı 20 yıl. Arkasından F-4'ler geldi 20 yıl. Arkasından F-16'lar geldi 20 yıl. Şimdi bundan sonra gelecek olan dünyada F-35'ler gelecekti. Yine 20-25 yıl bir süreçle muharip uçak olarak. Biz şu anda F-35'lerden ne yazık ki Amerika'nın hukuksuz tutumu nedeniyle dışlanmış durumdayız. Bunun mutlaka önümüzdeki yıllarda bu açığın kapatılması için mutlaka bir çalışma yapılmalı. Özellikle de şu anda Amerika'nın
İsrail'in işte Fransa'nın dışındaki ülkelerden bunun temini yoluna gidilmeli. Bu da özellikle İngiltere ile İsveç'in şimdi yapmaya başladığı Tempest denen bir uçak var. Ve bu uçağın yapılan testlerinde de F-35'ten daha üstün özelliklere sahip olduğu yapılan testler sonucunda birçok alanda ortaya çıktı. Bizim biliyorsunuz Doğu Akdeniz'de İngiltere şu ana kadar bizim aleyhimize bir tutum sergilemedi. Bu durumdan da yararlanarak gelecekteki hava kuvvetleriyle ilgili meydana gelebilecek muharip uçak açığımızı bu yolla kapatabiliriz. Tabii ki Yunanistan'ın bu silahlanması ileride bizim açımızdan yani meydana gelebilecek çatışmalar açısından kötü bir durum yaratmaması için gerekli önlemleri bu süreçte almamızın doğru olacağını düşünüyorum. Ahmet Bey, şimdi gördüğümüz kadarıyla özellikle Fransa'nın devreye girmesi, başta Yunanistan ve Rum kesimiyle çeşitli ittifaklar, hatta üsler kurması, hatta ikmal uçaklarını ortaklaşa uçurmaları yepyeni bir dengenin de habercisi. Bir yandan KKTC'deki önümüzdeki günlerdeki Cumhurbaşkanlığı seçimi, diğer yandan İsrail'in ya da Mısır'ın yeni yaptığı anlaşmalar çok konuşuluyor. Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan bu hafta ilginç bir açıklamada bulundu ve duymuşsunuzdur. Dedi ki Türkiye Güney Rum kesimi dışında, Kıbrıs'taki Rum kesimi dışında Akdeniz'de herkesle çıkarları doğrultusunda masaya oturabilir. Bu yeni bir paradigma aslında. Bilmem size ilginç geldi mi? Siz bu yeni kurulan düzeni nasıl görüyorsunuz? Önümüzdeki günlerde Türkiye gerçekten Mısır'la, İsrail'le de masaya oturur mu? Şimdi biliyorsunuz Doğu Akdeniz'de geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin Libya ile yapmış olduğu deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşması bütün dengeleri bozan, Türkiye lehine bir ortam yarattı. Doğal olarak Doğu Akdeniz'deki dengelerin bozulmasına karşın, yani bizim lehimize olan ve bizim hukuki bir değerlendirme sonucunda, özellikle de burada Cihat Yaycı Amiral'in yıllardır bir hem bilimsel bir çalışma hem de bir denizci amiral olarak yaptığı çalışmalar içerisinde hukuki temelleri gayet sağlam uluslararası bir anlaşma yaptık. Ancak bu anlaşma başta Yunanistan, Fransa, Güney Kıbrıs Rum kesimi ve Mısır olmak üzere birçok ülkeyi çok rahatsız etti. Ve bunun karşılığı olarak da bu saydığımız ülkeler İsrail'i de aralarına alarak yeni bir ittifak, yani her ne kadar adı tam olarak ittifak değilse de birlikte hareket eden bir yapı oluşturdular. Bu yapıda bizim daha sonra yine kıta sahanlığımızı belirleyerek, yani anakaradan 200 mil uzaktaki alanları belirleyerek Birleşmiş Milletler'e bildirmemiz neticesinde yeni bir ikinci bir hamle olarak Türkiye'nin geçti ve biz bu 200 millik alanı mavi vatan ilan ettik ve bu mavi vatan içerisinde bulunan, daha önce burada araştırma gemileri bulunan işte EMI, Total gibi firmaları buralardan çıkardık ve kendi araştırma, sismik araştırma ve gemilerimizi buraya yollayarak karbon hidrat aramaya başladık. Tabii ki bu Doğu Akdeniz'deki böylesine zengin, yani Türkiye'nin 570 yıl, Avrupa'nın 30 yıl gibi enerji ihtiyacını tamamen karşılayacak kadar zengin olan bu bölgedeki bizim hukuken ve fiilen üstün durumumuz, dolayısıyla diğer ülkelerin buna müdahale etmelerine ve Fransa'nın özellikle Yunanistan'ı öne sürerek bu bölgede adeta bir hukuk tanımazca davranışları oldu. Ve bunun neticesinde de işte biz çatışmaları önlemek, herhangi bir kazanın önlenmesini sağlamak amacıyla NAVTEX, yani belirli bölgelerde, özellikle bizim gemimizin araştırma yaptığı bölgelerde başka gemilerin girmesini engellemek amacıyla uluslararası literatürde bu bölgeye girmeyin diye ilanlarda bulunduk. Fakat Yunanistan özellikle tacizkar tutumuna devam ederek bu bölgelerin üzerinde uçaklar uçurdu. Ben çatışmadan ziyade bir kazanın ileride telafisi zor yollara sebep olacağını düşünüyorum. Yani bir çatışma öngörmemekle birlikte Doğu Akdeniz'de veyahut da Ege'de meydana gelebilecek bir kazanın öngörülemeyen olaylara neden olabileceğini değerlendiriyorum. O yüzden de Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok dikkat ediyor. Herhangi bir kazaya vermemek için özellikle denizcilerimiz ve havacılarımıza talimatlar veriliyor. Ve ben bunun da çok doğru bir şey olduğunu,
en azından böyle yaparak Yunanistan'ın ve Fransa'nın ve diğer ülkelerin herhangi bir çatışma için ellerine koz geçmesinin engellendiğini düşünüyorum. Yine siyaset olarak başta Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları da biz herkesle müzakereye açırız. Ön şartsız, hatta son gün dün itibariyle de ön şartsız oturmaya, konuşmaya hazırız dememiz bizim gerçekten de bu bölgede çatışma istemediğimizi, barışçıl bir yollarla buradaki haklarımızı, hukuki haklarımızın savunulmasını tercih ettiğimizi düşünüyorum.